hedef takım olduğunu farkına vardı ve bunun çözümü bulundu tabii ki. Ama bu süreç içerisinde hem Abdullah Hoca da gelişti insan olarak, tabii, teknik adam olarak. Bir yapılanma da var tabii yapılanma ki. Yani da var, yavaş yavaş o yapılanma kulübün inşa de etti ve yapısı. En son hamlede Robinho ve Serdar Taşçı da aslında önemli hamleydi ama henüz getirisini alamadı. Hani o Robinho daralan oyunu Arda da orada etkili olacak diye bekliyoruz ya, onu söylemişti çünkü o alanı artık daraltmaya başladılar. Çünkü Başakşehir'i set oyununu oynamaya başladı. Set oyununda da daha sence çok... Sence Robinho yeteri kadar katkı verebiliyor mu? Şimdi ona girecektim aslında. Şu an hep şey eleştiriliyor. Cagne eleştiriliyor. Mitroğlu eleştiriliyor biliyorsun. Fenerbahçe'de Slimani Frey, Soldado hatta gol oranları olarak eleştiriliyor. Şimdi baktığımızda Robinho bir gol bir asist. Bakıyorsun aslında diğerlerinden performans olarak eğer gol ve asist üzerinden değerlendirirsek forvetleri ki mutlaka öyle değerlendirmemiz lazım. Bu da doğru. Aslında bir gol bir asist Robinho için çok az. Katkı olarak çok büyük katkı mı? Değil. Ama işte burada oyun kalitesi ve takımın oynattığı şablon bence Abdullah Hoca onu da bilerek aldı. Yani tabii. başka bir role soyundurdu. 4-6-0 gibi oynuyorlar aslında bakarsanız. Arda'yı işin içine kattı biliyorsun. Çünkü set oyununda Arda'ya çok ihtiyaç var. Çünkü topu tutabiliyor. Vücut orijinal olarak yani vücut yapısı olarak da o şeye çok uygun. Çünkü vücudunu yaslayarak topu alabiliyor, koruyabiliyor, faul kazanabiliyor, adam geçebiliyor. Şimdi bunları kattığımızda hem Arda hem Robinho aslında hocanın ikinci yarı planında daha başka bir oyuna evrilmesine yol açtı. Belki Elia ile başka bir oyun oynuyordu biliyorsun. Daha kontraya dayalı oynadığı zaman Elia daha çabuk, süratli. Ama set oyununda Elia mı, Arda mı? Arda Turan. Ki. Set oyununda aslında Adebayor mu, Robinho mu? Adebayor'un da yapamayacağı bir şey yok ya. Gerçekten yani şimdi şundan bahsediyoruz. Arsenal'da çok çıkış gelen, Mets, top Arsenal, isteyen... Manchester City, Altay, Real Madrid, Tottenham Hotspur. Yani en üst düzey çok yani ama ihtiyaç muazzam. Duydu oraya. Evet. Oraya niye ihtiyaç duydu? Hiç kullanmadı çünkü sezon başında bir hastalık geçirmiş bir, galiba. Bir hastalık geçirmiş. Biraz da herhalde bir ekonomik bir takım şeyler de olmuş. Olabilir. Belki ben, oyuncunun yani mental anlamda sıkıntıları, problemleri olabilir. Yani onu kullanamayacağını gördü. Kullanmadı çünkü. Oraya da Robinho transferini gerçekleştirdi. Başka bir oyuna geçti yani özet olarak. Evet. Şimdi de şampiyonluğa doğru. Fenerbahçe... Yiyor.